Muhterem arkadaşlarım, hepinize selamünaleyküm. Yeni bir iPhone Live videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün 24 Nisan Koreko güncelleme notlarını paylaşacağım. Her güncelleme notunu yine söylüyorum, paylaşmıyoruz arkadaşlar. Kayda değer şeyler varsa onları paylaşıyoruz. Bir de şimdi Korece'den Türkçe'ye çeviri olduğu için cümlelerde kopukluklar, düşüklükler var arkadaşlar. Ama genel itibariyle bu güncellemenin ana olayı artık UTC'ye girişte de NP istenecek arkadaşlar. Malum her etkinlikte olduğu gibi burada da yani şunları geçiyorum. Bunlar etkinlikler. İşte asetten limited işte sırrını sırayla satılan zımbırtılar. İşte Gold Dragon Box satışı eklenmiş. Manet'in hayatta kalma etkinliği gibi etkinlikler detaylarına girmiyorum. Bunlar oyuncuya hiçbir şey kazandırmayacak. Tamamen oyundan GB'sinin politikası güden şeyler. O yüzden bunları ben çok hale almıyorum ve geçiyorum arkadaşlar. Bunlar var arkadaşlar burada etkinlik olarak. Bununla alakalı bir değişim olmuş. İşte yabani ot etkinliği bitiyormuş. Büyük solucan etkinliği bitiyormuş. Twisted Marathon bitiyormuş. Burada asıl güncelleme notları şurada. Oyun içi ses efektleri değiştirilmiş. Ve asıl güncelleme. Bounty dediği şerif arkadaşlar. Şerife sahip olan kullanıcının ait olduğu parti. Eğer şerifliyse adam. Direkt boğula ışınlanacakmış arkadaşlar. Yani burada artık şeye düşme olayı yok. Mesela torun attınız. Doğrudan boğula düşeceksiniz. Yani, şerifin yani adam partide size kişilik partide bir kişi şerif bile alsa doğrudan bütün parti CZ'ye gidecekmiş. Burada da artık şeriflik görevini zorlaştırmışlar. Yani 100 şerif göreviyle bildiğiniz gibi 90 defans açılıyordu. Burada o artık yani yere vur, varyörcüler pek hoşuna gitmeyecek bir şey ama yine de gelmiş böyle bir güncelleme. Yani ilginin kötülüğünü tartışmıyorum arkadaşlar. Sadece şunu söyleyebilirim ki 90 def muhabbeti artık biraz daha zor olacak gibi. Çünkü doğrudan CZ'ye gideceği için tüm partisiyle beraber şerif alan adam. Orada yani 10 dakika içinde ölme ihtimali yüksek. Dolayısıyla şerif görevi tamamen bak 10 dakikalık süreçte epey zorlaşacak gibi. Asıl güncelleme notlarının en önemli şey Under the Castle. Giriş için başvururken ve başlangıçtan 10 dakika sonra giriş için başvururken 100 Latter Point yani sağ NP'den bahsediyor. Sol NP'nin bir önemi yok. Premiumlar gene tabi paralılar bana para veriyorsan girebilirsin diyor. NP şartı koşmuyorum sana diyor. Para vermiyorsan diyor. Gireceksin diyor CZ'ye biraz NP'te olacaksın diyor. Veya 100 NP'ye kasacaksın geleceksin diyor. Burada kastet diyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi bu güncellemeler 100 NP şartı mı getirilmeli etkinliklere girmek için yoksa premiumlular niye muaf? Ben o kısmındayım. Tabii ki böyle oyun içi etkinliklere bence oyundaki herkesin girebilmesi lazım. Ama bunlara belli bir şart koşulması lazım. Mesela kardeşim UTC etkinliğine 83 level şartı getireceksin. 83 level şartını getirdikten sonra bak iyi yaptığı şeyi de söyleyeyim. UTC'ye artık random alıyor. Bir havuz oluşturuyor. Oyun sistemi şu an kendine içinden rastgele 200 kişi hop içeri alıyor. Çok güzel bir sistem. Güzel yapmışsın bunu. Buna hiçbir itirazım yok. Artık önce tıklayanın girmesi adaletsizlikti. Bu düzeldi. Şimdi lakin premium arkadaşlar niye muaf bu işte? Yani adam mesela premium çekiyor ama farmdan çıktığı yok. NP de kasmıyor adam. Sağ NP'si de hemen hemen yoktur yerine dışında. Ya bu adamı da açığa alıyorsun. Yani bu işte adalet değil arkadaşlar. Yani pay to win mi diyorsunuz? Pay to win mi? Onun dibi bu yani. Onun krallığı bu. Yani başka türlü önlem getirilmeli. JR kardeşim, JR'ye yeni sunucularda çark getirirsin. 80 level altı giremez. 83 level altı giremez gibi. Benim bir şahsi düşüncem. Böyle bir şey getirirsin yani. Onu da niye aslında bunu da getirilmesi lazım ama Knight Online sistem gereksinimi çok düşük bir oyun olduğu için yani bu oyuna 8 PC, 10 PC sokabilme imkanı çok rahat olduğu için maalesef suistimali çok açık. O yüzden bu tarz engellemelerle bir takım yani %100 gene önüne geçemezsin ama yine bir tık daha önüne geçersin. Bence bu paraya basanın muaf olması doğru değil arkadaşlar. Unk bilinmeyen Narki NPC'sinin yok edilemez eşya çıkarma sistemi. Bunu anlayamadım. Burada bir şey daha gelmiş. Bu I Love Knight Online bildiğiniz gibi bunu alıyorduk arkadaşlar. Bu ilk baş 24 saat diye çıktı. Hatta buraya arkadaşlarımın birisi yazmış. Bu da şimdi bir yine yorumlara baktığımız zaman UTC girişlerinde en az 10k aylık NP istemeli. Premiumlar muaf tutulmamalı. Yani bu da bir seçenek. Premiumlar asla muaf tutulmamalı. UTC'ye sadece o serverde oynayan PK atanlar girebilmeli.
Cuma günleri girenlere de kocaman bir nakşa harita çıkartılmalı demiş. Tor attım vur, yericiler bunu sevdi demiş. Geç, ben yanlış söyledi bana dedi, doğru. Adama direkt Boğlaş'ın danışacağı için direkt şeyde beklerler, var yollar. Yanlış söyledi bana, düzelteyim o kısmını. Direkt hemen Boğla düşen partiye at, at toru vur yere. Olacak. Evet, asıl şu muhabbet yani. Isle of Might Online abdemi 24 saat başladı. 12 saate düştü, 4 saate düştü, şimdi 2 saate düştü. 2 ay sonra yok olacak. Yani niye abi? Bunu niye bu kadar yani abarttınız yani? Bu 200 HP mi ne veriyordu? Yani olsun yani. 2 saate kadar düşürdüler şu an. Allah Allah. Yani ne zararı var şunun ya? İlginç. Beğenilen arkadaşımızın mesajını. Oyun oynayan, oyunu oyun için oynayanlar farm yapmasın ki gerçek oyuncu TL ile item olanı, kostur, farmı çok da pisle farm yapsınlar ki oyun boş unsurları doldursun. NTT serverlarda server sıra kaydırsın ki prestij oyuna giriş yapılmasın. Bu da bir önünde bulunmuş. Şu an premium ve NP istemeyen etkinlik kaldım oyunda. Ben PK atmıyorum abi. JR gelip çıkıyordum prestij. Şimdi NP dedi çıkarttılar. Mageyim, Bold'da SV'siz NP'ciye varayacağım. Her gün ilk bir NP için. Vallahi hala login bile olmuyorum. İşte bundan bahsediyorum. Sadece oyun PK atanlardan ibaret olmamalı arkadaşlar. NP şartını da ben bu yüzden yani kısmen doğru bulmuyorum. Adama ha bak, solo Mageyim diyor abi şimdi yani. Bu adam nasıl NP atacak? Adam Mage oynuyor ya, oynayabilir. Yani bunlar yanlış şeyler. Abi level şartı koşarsın. Level'i kasacaksın kardeşim. Görevlerine, görevlerine kasacaksın. 83 level şartı koşarsın. Bir şey yaparsın ya. Bu NP şartı veya premium olma şartı. Yani kolay değil. Çünkü PK dediğimiz olay gene işin ucunda SC'ye ve ekip işine dayanan bir şey. Tamam solo PK atarsan ama Mage'nin solo PK'sı nereye kadar? Varyon'un solo PK'sı nereye kadar yani? Arkadaşlar etkin notlarında kayda değer bu iki güncelleme var. Zaten şeyi söylemiştik geçen güncelleme notlarında. Bu Revit midir nedir? Onun ne olduğundan bahsetmiştim. Yani etkinlikler geri de inanın dönüp bakmıyorum bile. Çünkü verdiği şeyler bu arkadaşlar. Bunlar belt, işte Javel of Defense, işte Contribution Game. Yani böyle tuhaf, hiç alakasız oyuncuya 5 kuruş fayda etmeyecek şeyler verdiği için 3 tane ATC, Asemnos'un ATC yani. Kayda değecek olan bir şey vermiyor. Burada işte Gold Dragon Box, Dragon Box, Lucky Box ve Forgotten Berik üyeleri değiştirilmiş. Crisis ve Ibex, X oranlarının oranı. Bunlar daha önceden vardı Gold Dragon Box. Ondan kaldırıldı. Şimdi yine getiriyorlar herhalde. Pus'tan alabilirsin demiş Gold Dragon Box. Geri geliyor. Burada listeye yeni bir ürün alın. Lucky Emblem Exchange kupon eklemiş. 2 saatlik. 2 saatte yapmayın şunu. Ya 10 dakikalık yapsaydınız kardeşim. 2 saat ne imzayı? Bizim o kadar uzun süreli yapmayın ya. Lucky Emblem diyor. NPC Julien'den kırdırılır diyor arkadaşlar. Asset satışlarına zaten girmeye gerek yok. 2 günlük giriş etkinliğinden bahsediyor. Manesin hayatta kalma etkinliği falan. Yine böyle şöyle bir güncelleme daha var. Lütfen White Rose toplayın. Muhtemelen bu yabani ot etkinliğinin yerine geldi bu da. Bunlar da işte bir tane Monster Store falan alırsınız bunlardan arkadaşlar. Evet. Burada arkadaşlar kayda değecek güncelleme notu olarak bize verilen UTC'ye giriş. Şimdi NP şartı geldi artık ona da. Oyun da artık şu anda. Premiumsuz veya NP'siz girebileceğiniz hiçbir etkinlik kalmadı. Solo oyuncular, premiumsuz oyuncular, Night Online'ı etkinlik için bile artık oynayamazsınız değerli arkadaşlarım, onu söyleyeyim. Bir de işte bu Isle of Night Online'ı da 2 saate kadar nerflemişler. Dragon Box'ı da yeniden para kazanma amaçlı yeniden geri getirmişler. Muhtemelen bu bir hafta sonraki Night Online güncellemesinde gelecektir. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yeni videoda görüşmek üzere arkadaşlar.